Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nisan ayının ilk tıraş videosunda, geçtiğimiz günlere ben bunu duyurmuştum. Rimei'nin şu A2002 isimli modelini inceleyeceğim ve onunla tıraş olacağım. Epey de sakal falan birikti gördüğünüz gibi. Uzattım birazcık ve Rimei'nin bu klasik makinesi arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce de bir klasik tıraş makinesiyle olmuştu mu? Bayiliydi. Bu Rimei. Bunu da sizden birisi yine yorum olarak yazmıştı. Abi onu da inceler misin? Onu da tıraş olur musun diye. Ben de aldım ve tıraş oldum. Olacağım daha doğrusu. Şimdi bunun fiyatı 25 lira mıydı? 30 lira mı? Ne öyle bir şey arkadaşlar. İçinde bir tane şöyle göstereyim. Şurada bir tane bir tıraş bıçağımız var. Yine beraberinde de aldığım yerden şöyle Shark marka. Pardon gösteremedik. Evet. Shark marka. Şunları şöyle göstereyim. 10 tane de tıraş bıçağı hediye olarak çıktı. Şimdi şarkımı kullansam içindekini emin olamadım. Bunlar dursun, bunları bir daha kullanırım. Şimdilik kutunun içinden çıkacak olan kendi tıraş bıçağının yani jiletini kullanacağım. Two blades, two sides blades holder diyor. İki taraflı bıçak tutucu gibi bir anlamı var. Böyle bir tıraş makinemiz. Klasik, standart. Şöyle arkasında da bazı İbareler var. Şöyle takın, böyle takın. Şudur budur gibisinden. Çin malı bir marka bu bildiğim kadarıyla. Tabii ki çok pahalı bir ürünler gibi değil bu. İşte mesela Mühlen'i sattığı falan bir sürü modeller var farklı farklı. Onlar gibi değiller ama bir deneyeceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. Bu arada geçtiğimiz günlerde aldığım ve bir önceki tıraş videosunda da kullandığım Wilkinson'ın bu fırçasını da kullanacağım. Bir ProRosa'yı kullanmayı düşünüyorum. Köpük sabun olarak da onu da söylemiş olalım. Şimdi kutudan bir çıkartalım ürünü. Malum açmamız gerekiyor. Şöyle bir açayım. Evet. Güzel de bir kutusu var bu arada yani. Kağıdın içinde de bir kutuyla geliyor. Bence kutuyla gelmesi güzel. Şöyle. Şu şekilde şirin. Hani bunu yanınızda taşırken en azından çantanıza koyduğunuz bir yere gittiniz. Seyahat ediyorsunuz vesaire. Burada bunu kullanırsınız. Şöyle çıkartalım. Fena da bir ağırlığı yok. Çok aşırı bir ağırlık yok. Ele iyi oturuyor. Bunu söyleyeyim. Çok uzun değil. Şöyle göstermiş olayım. Şu kadar. Bir karış kadar bir uzunluğu da söz konusu. Şöyle bir açalım. Mekanizmaya bir bakalım. Çok klasik bir mekanizma. Şöyle göstermiş olayım. Alt kısım tutuyor bunu. Üst kısmını koyduğunuz zaman da jiletimizi sıkıştırmış oluyor. Şöyle. Şu şekilde oluyor. Şimdi jilet takalım bakalım içine. Kutuda da böyle bir aynam trakta bir şey var bu arada. Güzel. Hani tıraş olurken şöyle göstermiş olayım. Bunu yapıştırmışlar gibi. Yalnız evet. Yapıştır, çift taraflı bant yapıştır. Böyle bir aynası var. Hani tıraş olurken de böyle bakıp bu kutuyla da tıraş olabilirsiniz. Biraz zor olsa da ya da çok eğlenceli olmasa da. Şimdi şu bıçağımızı bir çıkartalım. Ne yazıyor bıçak? Çince bir şeyler yazıyor. Habele hübele. Jiletimiz de burada. Bakalım. Yalnız sizden bayağı yorum geldi bu ürüne. Ben bunu paylaştığımda. Aman abi dikkat et. Çok agresiftir. Sıkı keser falan. Niye? O yüzden biraz dikkatli tıraş olacağım. O yüzden sakata gelmeyelim tabiri caizse. Şimdi bıçağımızı da yerleştiriyoruz. Şöyle. Evet. Şöyle kenarlardan tutayım da parmağı kaptırmayalım. Evet. Tıraşı hazırız arkadaşlar. Bunu taktık. Rimei ile de tıraş olacağız bakalım. Ama dikkatli olun diye uyardınız. Uyarılarınızı dikkate alıyorum her zaman. Yorumları da okuyorum. Bu arada bazı yorumlarda şey diyorsunuz. Hani öyle yapılmaz, böyle yapılmaz. O yorumlara da yanıt verdim. Ben arkadaşlar tıraş üstadı falan değilim. 47 yaşındayım. Yaklaşık olarak 27 yıldır da tıraş alıyorum. Haftada bir tıraş alıyorum genelde. İstisnalar dışında. Hani uzmanlığım falan, öyle bir tıraş uzmanlığım falan yok. Burada deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Çekiyorum, deniyorum. Ve bakımdan hani şunu yanlış yaptım, bunu doğru yaptım falan gibi bir konu değil. Yani benim yaptıklarım doğrudur diye kabul etmeyin. Ben sadece deneyimlerimi aktarıyorum. Tamam. Onu baştan söylemiş olayım. Şimdi bir yüzümü ıslatayım. Daha sonra
köpükle beraber karşınızda olacağım. Evet, yüzümü ıslattım. Şimdi fırçamıza sabunumuzu süreceğiz ve bayağı bir yüklüyorum şu anda. Şimdilik çok hafif bir su koyalım ve köpüğümüzü hazırlamaya başlayalım. İşte burada da mesela bazı yorular yapıyorsunuz. Abi şöyle yapma, böyle yapma filan diye. Not alıyorum hepsini bu arada. Yanlış anlamayın, hani yapmayın diye söylemiyorum bunu ama ben de burada uzmanlık gibi bir şey algılanmasın. Bazen öyle zannediyorsunuz. Benim uzmanlık yapmak gibi, akıl vermek gibi falan gibi durumum yok. Sizin denemediğiniz, deneyemediğiniz ürünleri ben denemiş oluyorum, alıyorum, deniyorum. Ve bunların tamamını kendi paramla alıyorum arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Sponsorum vesairem yok. Ama biliyorsunuz bir önceki videoda duyurmuştum. Yakın zamanda bir Trendyol'da bir influencer marketing işine girdik. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Bir tıraş listesi hazırladım ben. Onu da açıklamada koyarım. Ürün almak istiyorsanız oradan alırsanız bana da 3-5 bir faydanız olacak. En azından ben de oradan elde ettiğim gelirle daha fazla ürünle, daha fazla videoyla, tıraş videolarından bahsediyorum bu arada. Teknoloji videonu zaten yapıyorum. Karşınızda çıkmaya devam edeceğim. Şimdi bayağı bir köpük oldu. Yalnız bu köpük bayağı güzel oldu bu sefer. Sizi dinliyorum. Daha fazla yapın dediniz. Uzun uzun tut dediniz ve tuttum ben de. Şöyle. Telefon ekranından da tıraş olmak zor oluyor tabii. Şöyle hafiften bazen aynaya kayıyorum. Yan tarafta bir aynamız var. Ya bunun keyfi başka be. Evet, şimdi. ASMR videosu gibi oldu ama. Ellerimizi yıkadık ve bıçağımızı satıp tıraşa başlıyoruz. Hadi bakalım, bismillah diyelim ve dikkatli olacağım. Söyleyeyim. Sizin uyarılarınızı dikkate alıyorum. Şöyle. İlk izlenim güzel. Hemen kesti yani. Herhangi bir sıkıntı yok galiba. Şuradan da bakayım. Yok. Kendi jileti de fena değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu arada bütün tıraş videolarında olduğu gibi soğuk suyla tıraş oluyorum. Diyeceksiniz ki neden soğuk suyla tıraş oluyorsun abi? Hasta mısın, kendini niye işkence yapıyorsun? Çünkü arkadaşlar sıcak suyla bütün tıraş bıçakları güzel performans sunuyor. Önemli olan soğuk suyla. Hani bu şuna benziyor. Daha önce de verdiğim bir örnek. Bütün cep telefonları güzel ışıkta iyi fotoğraf çeker arkadaşlar. Ama gece fotoğraf çekmek her cep telefonun harcı değildir. Buralara biraz dikkat edelim. Bu ana kadar bir sıkıntı yok. Gayet güzel aldı yani. Şimdi buralara biraz dikkat etmek lazım.
Allah güzel oldu be. Şimdi bazıları bu tıraş makinelerini tek taraflı kullanıyorlar. Çünkü neden? Şimdi mesela ben hangisini daha çok kullandım bilmiyorum. Bir taraf belki daha çabuk körelecek filan. Aslında mantıklı bir hareket ama ben hani test olduğu için öyle yapmadım. Siz öyle yapabilirsiniz. Yani bir jileti kırıp ortadan ikiye yatay olarak yarısını koyup onunla tıraş olup o körelene kadar köreledikten sonra öbür tarafını koyup devam edebilirsiniz. Gayet güzel oldu sanki. Şurada kalan şeyleri de bir temizleyeyim. Bu arada bu tip ürünlerde arkadaşlar 30 derece açıyla yüzünüzde tutacaksınız keserken. Dikkat edin hani daha dik değil ya da daha şey yatay değil veya daha dik değil. Bir iki yerde kestim hemen. Şurada görüyorsunuz. Onun dışında bir kesik görünmüyor aslında. Evet. Fena değil. Ama tabii dediğim gibi bu agresif bir ürünmüş. Evet, bir parça agresif ve dikkatli olmak gerekiyor. Öyle hani makıç gibi haldır aldı keseyim falan yok. O yüzden bir parça kestim. Ama hissiyatı güzel. Bunu böyle sıcak suyla falan alacaksın böyle köpürte köpürte. Oh. Muhteşem bir sonuç olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar yüzümü yıkadım. Kuruladım. Geldim. Valla fena olmadı. Hani böyle çok sinek, aşırı sinek kaydı değil ama mesela bir tur daha geçersem bol sıcak suyla böyle güzelce hani sakallarımı da yumuşatırsam bence çok güzel olur. Tabii bu Remain'in bu A2002 ürünü uygun fiyatlı bir ürün. Agresif mi? Bana çok agresif gelmedi ama çok dikkat ettim sizin de videoda fark ettiğiniz üzere. O bakımdan hani çok agresif olarak düşünmüyorum. 22 lira, 25 lira o civar fiyat. 30 lira diyelim hani 10 tane de bıçakla beraber falan. Eğer böyle hani klasik tıraş zevkini yaşamak istiyorsanız denenebilecek, alınabilecek, kullanılabilecek bir ürün olmuş. Öneriyorum. Yani almanızı bir denemenizi öneririm eğer klasik tıraş olacağım derseniz. Şimdi bazen şöyle sorular geliyor arkadaşlar. Klasik tıraş mı yoksa işte jilet mi, Blue 3 mü yok, Arko mu filan mı? Şimdi bu başka bir şey arkadaşlar. O yüzden bununla diğer tıraşları karıştırmayın. Diğer makineleri daha doğrusu. Bu böyle bir keyif meselesidir. Vakit ayıracaksınız. Zaman ayıracaksınız. Biraz böyle hani ihtimam göstereceksiniz. Yavaş yavaş tadına çıkara çıkara tıraş olacaksınız. Bu ürünler biraz farklı ürünler. O bakımdan bunları hani kartuşlu modellerle karşılaştırmayın. Kartuşlara girersiniz, 5 dakika tıraş olur çıkarsınız. Bunlar öyle değil. Bunlar birazcık köpürtmeniz gerekiyor. Sıcak suyla olmanız gerekiyor. Böyle güzelce rahat rahat filan. Daha hatta sonra mümkünse işte bir balzam sürebilirsiniz. Kremi olur vesairesi olur. Onları da kullanmanız iyi olur. Ama ben beğendim. Onu söyleyeyim. Puan sistemimiz var. Şöyle kenara çekileyim. Şuradan çıkartayım biliyorsunuz. 4 kalpli bir puan sistemi var benim geliştirdiğim. Buna 3 kalp vereceğim. Neden? Şey olduğu için değil, kötü olduğundan dolayı değil. Fakat biraz hani dikkat olmak gerekiyor. Şuraları hafiften kestim mi? Şöyle göstermiş olayım. Şuralarda. Puanını da şurada şimdi ekranda çıkartırım. Siz de görmüş olursunuz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bol sohbetti, bol muhabbetti bir tıraş videosunu da bitirdik. Remain'in A2002 isimli ürününü test ettim ve eğer bu tarz klasik tıraştan hoşlanıyorsunuz, önerebileceğim bir ürün olmuş. Kutusu vesairesi de gayet güzel. Hani içine koyup saklama anlamında şöyle yapalım. Hatta koymaya çalışayım ben. Niye açılmıyor bu? Yani şurada bir şey var.
Şöyle koyarsanız mesela, böyle istediğiniz yere de götürürsünüz. Gayet güzel, hoş bir ürün olmuş. Bu ürünle ilgili ya da diğer tıraş olmamı istediğiniz ürünlerle ilgili fikirleriniz, görüşleriniz, yorumlarınız ve sorularınız olursa bu videonun altında benimle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendirmeye çalışıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız yapacağınız birkaç şey var. 1. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. 2. Bildirimleri açabilirsiniz. 3. Videolarımı paylaşabilirsiniz. 4. ve bana en çok faydası olacaklardan bir tanesi, eğer bu tarz tıraş alışverişleri yaparsanız açıklama kısmında bir link vereceğim. Oradan yaparsanız bana da faydası olacak. Bunun da altını çizmiş olayım. Bir kez daha söylüyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. 15 gün sonra yepyeni bir tıraş videosuyla Nisan ayının ortasında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Saatler olsun şimdiden.